Forex dünyasıyla devam ediyoruz. Yayınımıza Erdoğan Turan bizlerle birlikte piyasaların ayrıntılarını konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız diyeceğim ama korkuyorum. Çok iyi değiliz ne yazık ki ama bu halimizi de şükür diyelim. Peki iyi olmama nedenleriyle başlayalım. Bu politik gerginlik, bu jeopolitik riskler, bu kadar atakların olması, fütursuzca saldırılar... Evet. Ve piyasanın bunu çok da umursamaması. Evet. İnsanlık dışı bir olay gibi değil mi? Yani piyasalarda yaşananlarla dışarıda yaşananlar, savaş senaryoları veya işte can kayıpları, işgaller çok örtüşmüyor gibi gözüküyor ama herhalde piyasalar şerbetlenmiş artık. Yani bu tip şeyleri çok fazla umursamıyor. Çok normal mi? Bana göre normal değil ama piyasanın gerçeği bu. Hem yurt içinde bu böyle hem yurt dışında böyle. Yaşananlar insanlık olarak çok dramatik. Fakat piyasalar tarafından çok negatif değil. Herhalde böyle olmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Zaten evet. Birazcık oradaki konuyu detaylandıralım. İsrail-Gazze arasındaki gerginlik mi piyasayı daha fazla etkiler yoksa Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik mi diye soracağım. İki tarafta da çok insanlık dışı bir durum söz konusu. Bir taraf doğal gaz, bir taraf petrol gerginliği yaratıyor. Bir taraf hani Amerika'nın işin içine her iki tarafa ne kadar dahil olacağına ilişkin yorumlar yapılmaya başlandı. Bir güvenli liman arayışı var mı? Önümüzdeki süreç içerisinde en azından bulunur mu? Amerikan oyalıklarındaki o değişime ya da buna bağlamak doğru mu? Bağlayabiliriz. Yani eğer bir güvenli liman algısı ya da böyle bir ihtiyaç varsa bu şimdilik altın değil. ABD oyalıkları gibi gözüküyor. Yani altın fiyatlarında dün bir 1325 dolara kadar bir hareket izledik. Şimdi tekrar 1310 dolar civarında. 2.44 seviyesinde bir ABD 10 yıllık tahvil faizi sığınılacak ilk limanın orası olduğunu gösteriyor. Etkiler mi? Çok etkilemeyecek yani öyle gözüküyor. Petrol fiyatları Brent petrol 108 dolar. Yani çok daha yüksek olamaz mıydı? 120'leri gördük biz. Daha fazlası da olabilir. Daha fazlasının da yani böyle bir gerginlikle daha fazlasının evet. Olmasını da beklemez miydiniz zaten? Beklerdik tabii. Daha fazla beklerdik. İzleyicilerimizden İsrail tarafına ilişkinde sorular geliyor. İsrail-Gazze arasında yaşanan vahşet nasıl etkiler piyasayı? Etkilemiyor. Etkilemeyecek. Çünkü bir noktada aşinalık var. Bu tartışmalar, bu gerginlikler ya da bu çatışmalar yeni bir şey değil. Biliyoruz. Arada bir sakinleşip tekrar gündeme gelen konular etkilemiyor o kadar. Yani etkiler bir gün etkiler, iki gün etkiler. Sonra piyasa alışır ve kaldığı yerden gideceği yere gider. Piyasa kendi gündemine dolayısıyla oluşturuyor ve kendi gündemine göre hareket ediyor. Piyasanın gündeminde ne var? Likidite var. Likidite olduğu sürece dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olumsuzluklar çok fazla bozmayacak piyasaları. Ya da görmemezlikten gelecek piyasaya, devam ettirecek buna. O likidite kuruyana kadar da olabildiği kadar kötü gelişmeleri görmemeye çalışan piyasa veya iyi gelişmeleri abartarak, büyüterek devam eden bir piyasayı görmek çok şaşırtıcı olmayacak. Bizim ana gündemimiz de işte dönüp dolaşıp yine Fed'in faizi arttırma hikayesi olacak yani. Şimdi TCMB diyeceğim ama siz diyeceksiniz ki önce bir Fed konuşalım. Yani bankaların bankası ya da dünyanın merkez bankası diyelim. Büyükten başlamak daha mantıklı olur. Peki Fed'den başlayalım o zaman. Şimdi Ekim ayı itibariyle tahvil alımlarının biteceğini en azından biliyoruz. Hani bildiklerimizi masaya koyalım, bilmediklerimizi öngörmeye çalışalım birlikte burada. Tahvil alımının biteceğini biliyoruz. Evet. Ama ola ki o tarihe kadar çok dramatik bir şey olursa aslında tahvil alımlarını bitirmeyebileceğine ilişkinde bir öngörümüz var. 2015 yılı içerisinde faizleri artıracaklarını kendileri deklar ediyorlar. Ama artmaması gerekirse bu da masanın üzerinde diyorlar. Hı-hı, yani bir tarafı tamam. Şahin, bir tarafı güvercin. Ne dediklerine çok net karar verebilmek şu aşamada bence çok mümkün değil. Evet. Ama en azından şunu biliyoruz. Bir şekilde piyasaların dostu gibi davranmaya devam edecek. Evet. Şimdi varlık alım programını sonlandırmadığın ihtimalinden devam edelim. Varlık alımları devam ediyor. Bu piyasalarda çok yüksek moral mi olur? Yani bunu çok fazla bu ihtimale çok fazla düşünemiyorum. Yani varlık alım programlarının işte QE'ler 1, 2, 3 bunların zaten marjinal faydası giderek azalmıştı. Yani varlık alım programının devam etmesi büyük bir coşku yaratmaz. Geçici bir dönem belki öyle olabilir. Yani FED her şeyi söylüyor, konuşuyor ama onlarda da öyle bir çok netlik olduğunu zannetmiyorum. Yani kimse faiz arttırmanın ne zaman başlayacağını bilmiyor. Yani bu tamamen ABD ekonomisinin ne tarafa doğru gittiğine bağlı. Aynen varlık alım programının sonlama sürecinde Bernanke ile başlayan değişik başkanların değişik dönemlerde bazen güvercin bazen şahin ifadeleriyle piyasaların alıştırılma sürecinin aynısını faiz arttırım sürecinde de yaşayacağız biz. Yani
Bu faiz arttırım meselesi korkutacak özellikle gelişme olan ülkeleri. Ama bugün varlık alım programının başında da ya da yani varlık alım programı sonlanmasının başında da aynı şeyleri konuşuyorduk biz. Bir sallantı da yaşadık ama geldiğimiz noktada öyle çok da dramatik bir yerlerde değiliz biz. Yani ABD piyasaları zirvelerinde biz fena bir yerde değiliz. Kur tarafında çok daha stabil bir noktadayız biz. Yani evet faiz arttırım konuşacağız. Bir yıl kadar daha konuşuruz belki ama başlandığı zaman bunun bir etkisinin olmadığını görmek de ihtimaller arasında var. Aynen varlık alım programı sonlanması gibi. O biraz hani moral bozmaz mı bu kadar onun üzerine anlam yükledikten sonra? Biz bugün varlık alımı da yani bugün derken varlık alım programının sonlanmasının ve piyasaları ne kadar bozacağından bahsederken de aynı korkuyu taşıyorduk. Faiz arttırma sürecinin başlamasından da aynı korkuyu taşıyoruz biz. Bir de şu var yani faiz arttırmaya başlanacak da yani koşa koşa %4'lere mi gidecek bu faiz? O da var. Yani onu da hesap etmek lazım. Bir noktada kaçınılmaz son bir bu. Yani bu noktaya gidecek bu iş. Çok uzaması da iyi değil. Bir belirsizlik var bu noktada. Bu belirsizliğin ortadan kalkıyor olması da iyidir. Yani FED de zaten bunu yapacak herhalde 2014'ün sonunda. Uygulayacağı yöntemi takvime açıklayacak. En azından bu konuyla ilgili belirsizliği ortadan kalkacak. Hesap kitap ona göre yapılacak. Peki Janet Yellen'ın son yaptığı konuşma güvercin miydi, şahin miydi? Bana göre şahindi. Yani alışık olmadığımız şeyler duyduk. Biz balonlardan bahsediyor. Yani finansal piyasalardaki balonların sönmesini yaratacağı şoklardan bahsediyor ki biz hep yani piyasalara moral veren, destek olan bir ya da piyasada balon tehlikesi görmeyen bir başkan modeline alışığız. Yani gerçekleri söylüyor bana göre ama söylemese de olurdu. Söylediği bir şey işaret ediyor. Yani evet bu yani uygulanan her, program. Söylediği doğru olsun ama her doğruyu da söylemesin noktasında mıyız? Yok söylensin problem yok. Yani onu zaten herkes biliyor. Yani biz değişik ikonlardan diyelim medya ikonlarından varlık programının yarattığı balonları duyduğumuz zaman evet yani ama biz artık biliyoruz sizin tutumunuzu ama bunu bir Fed başkanı söylediği zaman başka şeyler düşünüyor piyasalar. Gerçeği ifade ediyor ama Fed piyasa dostu olmaya devam eder. Önemli olan bu algının oluşturulması, piyasanın bu modele alıştırılması, bugünden hazırlık yapılması meselesi. Onu da ustaca yapıldığını düşünüyorum ben. Peki dünyanın merkez bankası Fed dedik. Fed'den bir sonraki büyük kim? İngiltere Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası neler söylüyor son dönemde? Onlarda da bir değişiklik yoktu. Alım programlarında da bir değişiklik yoktu ama öyle görünüyor ki Avrupa tarafına baktığımızda ilk faiz artırım sürecine girecek olan sanki orası İngiltere. Olacak. Orası olacak gibi. Yani onlarda sistemin zorlanması ya da ABD şey İngiltere ekonomisinin sistemi faiz artırımına zorlaması ABD ekonomisinin Fed'i faiz artırımına zorlamasından çok daha kuvvetli. Yazın başından itibaren konuşuyoruz işte ilk faiz arttıran Merkez Bankası İngiltere Merkez Bankası olacak. Hatta Fed İngiltere Merkez Bankası'nı bekleyip mi ondan sonra harekete geçer diye bir beklenti de var. Yani kaçınılmaz bir son orada daha hızlı bir süreç var. İlk arttırım orada. Avrupa tarafını konuşurken ikinci büyük Merkez Bankası Fed'den sonra kim deyince hani Avrupa Merkez Bankası evet. Cevabı Beklenir normal koşullarda. İngiltere'yi öne aldığın için evet. Hemen ben de İngiltere'nin faiz artırım sürecine daha erken girmek isteyebileceği üzerinden gideyim istedim ama Draghi piyasalara bu kadar hani herhalde Greenspan'dan sonra bu kadar piyasa dostu bir başkanı ilk defa görüyor. Evet. Olabildiği kadar derleyip toparlamaya veya işte dengeleri gözetmeye çalışıyor ama ancak bu kadar yapılabilirdi. Ciddi bir başarı var orada ama ECB'nin yapabileceği çok fazla bir şey de yok. Yani çünkü orada 18 ayrı büyük ülkenin 18 ayrı derdi, önceliği var. Bu öncelikleri toparlayıp ortak bir hedef koymak çok zor. Sorunların aşılması için sadece para politikalarıyla bir yere gitmek çok zor. Maliye politikalarına da ihtiyaç var. O konuda da zaten sorunlu ülkelerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. O yüzden ikinci büyük dedik ECB'ye, İngiltere Merkez Bankası'na. ECB'nin yapabileceği en son halini işte bir varlık alım programı açıklamak. Onun da daha zaten var. Yani ilk önce en son alınan bir kararın piyasa etkisini görmek lazım Eylül ile birlikte. Çok özür dileyerek keseceğim seni ve Kuala Lumpur'a gideceğiz. Hı hı. Malezya Ulaştırma Bakanı bu düşürülen uçakla ilgili bir açıklama yapıyor. Dinleyelim. Yolları ve uçaktakilerin tabiyetlerini açıkladı. Bu sonuca göre 47 kişinin henüz şu anda milliyeti bulunabilmiş değil ve bunlar
şu anda açıklanamadı. Yolculardan 31 tanesinin tabiyeti bilinmiyor. 20 tanesininki açıklanacak. Son dağılım şöyle, bilinen tabiyetler için 173 kişi Hollandalı, 37 Avusturyalı, 12 Endonezyalı, 9 İngiliz, 4 Alman, 4 Belçikalı, 1 Kanadalı, 1 Yeni Zelandalı yolcu bulunmaktaydı. Malezya Hava Yolları bu yolcuların en yakın kan bağı olan kişilere ulaşmaya çalışmakta ve bu uçak kayıtlarındaki yolcu bilgilerine göre yapılmakta. Daha fazla bilgi, soruşturmalar ve araştırmalar netleştikçe yapılacak. Şu anda Ukrayna'nın hava kazaları resmi dairesiyle işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Sivil uçaklara dair kazalarla ilgilenen birimle. Uçağın rotası Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından onaylanmıştı ve aynı zamanda hava sahası kullanılan ve rotanın geçtiği ülkeler tarafından da onaylanmıştı. Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Örgütü de aynı zamanda bu uçağın hava yolu için kullanmış olduğu rotanın açık ve serbest olduğunu bildirdi. Birçok Asya Pasifik hava yolu Ukrayna'ya bu rotayı kullanmakta. Aynı zamanda Avrupalı hava yolları da bu rotayı kullanmakta ve aynı hava yolundan geçmekte. Bu kazadan sonra da birçok hava yolu yine aynı rotayı kullandılar uçuşları için. Evet, Malezya Ulaştırma Bakanı Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamayı ekranlarınıza taşıdık. Ukrayna hava sahasına düşürülen uçakla ilgili geldi o açıklamalar. Hangi ülke vatandaşlarının bu kazada hayatını kaybettiğine ilişkin rakamları paylaştı. Rakamlar üzerinden konuşmak bu tip durumlarda elbette insanın canını çok acıtan bir şey ama maalesef bu bilgileri de paylaşmak mecburiyetine kalıyoruz. Bu arada Malezya Ulaştırma Bakanı net bir şekilde Uluslararası Hava Taşımacılığı Örgütü tarafından belirlenmiş ve tüm uluslararası uçuşların yapıldığı bir hava sahası olduğuna, geçişlerin bu şekilde izin verildiğini ifade etti. 62 kişilik bir kurtarma ekibinin Ukrayna'ya gönderileceğini de sözlerine ekledi. Bu arada bir ek daha yapalım. Birçok hava yolu Ukrayna hava koridorunu kullanmayacağını an itibariyle açıklamış durumda. Başka bir güzergah kullanarak o bölgeyi bypass etme çabasında bütün havayolu şirketleri yaşanan bu uçak düşürülme olayının ardından. Şimdi konuştuğumuz konuya geri dönelim. Nerede kaldık? ECB'nin bu kadar piyasa dostu olması çok uzun zamandır Draghi başa gelinceye kadar dünyanın görmediği bir şeydi. Greenspan'dan beri belki görmediği bir şeydi. Draghi gerçekten derliyor, topluyor, onu alıyor, öbür tarafa koyuyor. Hani hem sakinleştiriyor hem sözlü yönlendiriyor. Yapıyor. Hem ileriye dönük her şeyi yapabileceklerine ilişkin bir yerde garantiyi veriyor piyasalara. Evet. Dolayısıyla piyasanın elini daha fazla rahatlatabilecek, gönlüne su serpebilecek hiçbir şey olamaz herhalde. Bir Merkez Bankası başkanı ancak bu kadar yapabilirdi. Daha ne yapabilecek? Değil yani, mi? Evet, bu kadar ne yapabilirdi? Şimdi gelelim bir başka Merkez Bankası'na. Boş tarafı için söyleyeceğim bir şey olur mu bütün bu hikayeye ek olarak? Onlar çok pozitifler. Yani bu istenilen hedeflere, enflasyon hedeflerine doğru gitmekte çok başarılıyız gibi gözüküyor onlar açısından ama biz aynı kanaatte değiliz. Onlar için biraz daha süreye var. Belki burada Boj'un Fed'den sonraki en yüksek varlık alım programını başlatıyor olmasının bir noktada biraz desteği vardı piyasalarda ama artık o desteğin de kaldığından bahsetmek mümkün değil. Gelelim bizim Merkez Bankamıza. Yapmış olduğu 50 bas puanlık faiz indirimini bekliyor muydun? Herkes kadar bekliyordum. 50 baz olarak 50 mı bekliyordun evet, 50 peki? Etkisi ne oldu? Olmadı. Yani zaten biliniyordu. Bilinen bir şeyin piyasalarda yeni bir heyecan yaratması zaten beklenemez. Hatta bir noktada satışlara da bahane olabilirdi. Tabii üst üste gelen haberlerle çok daha değişik noktadayız ama
Önümüzdeki dönem için neler ifade ediyor bu duruş? Belki onu anlamak lazım. Önümüzdeki hafta ayın 24'ünde enflasyon raporu açıklanacak. Hı hı. Yani biz artık çok daha yüksek oranda enflasyona odaklı olmak zorundayız. Merkez Bankası'nın ne yapacağını anlamak için. Böyle bir derdimiz varsa. Yani 75-50, bir sonra belki 25. Şu var, gıda fiyatlarının... Merkez peki enflasyon rakamlarını hakikaten baz alarak mı böyle bir faiz indirimine karar veriyor? Bence onu anlayarak başlamak daha faydalı. Merkez Bankası faiz indirecekse kendine bir dayanak bulması gerekiyor. Bu dayanak en kolayından enflasyon olabilir. Gerilemeye başlayan enflasyon olabilir bir şekilde, matematiksel hesaplamalarla veya başka bir şeyle, dönemsel olarak diyelim. Bir dayanağa ihtiyacı var. Yoksa bunu nasıl açıklayacağız biz? Yani yüksek enflasyon olduğu noktada faizlerin indiriliyor olmasını herhangi bir kitapta bulmak mümkün değil. Yani o yüzden enflasyonun geriliyor olması ya da gerileme beklentisi Merkez Bankası'nın da faiz indirim beklentilerini piyasa için canlı tutuyor. Piyasanın da hoşuna gidiyor. Yani hisse senetleri tarafında destekleniyoruz, faiz tarafında destekleniyoruz. Yani bu durum çok da şu an için çok moral bozucu bir durum değil. Son olarak son 3 dakikamız, o 3 dakikanın içerisine bir kur tarafına sığdıralım, bir de Borsa İstanbul tarafına sığdıralım. Önümüzdeki süreç için ne bekliyorsun? Bugün ne kapatır ya da işte bu Cumhurbaşkanlığı seçimine kadarlık bir süreden bahsedelim. Ağustos sonuna kadar ne bekliyorsun? Bugün çok daha kötü bir gün olabilirdi. Yani fena bir açılış değil şu an için, seyir çok kötü değil ama 82.000'in üzerinde olmak için yeni bir şeye ihtiyacımız var diyorduk sürekli. Merkez Bankası'nın beklenen hamlesi, işte beklenmeyen yurt dışı jeopolitik riskler bir miktar daha hızlı satış getirdi. Ama şu var, 80.000'in üzerinde kalabilen bir endeks her zaman 85.000'i hedefliyor demektir. Yani 82.000'i biz hep direnç olarak kabul edebiliriz ama bu çok kuvvetli bir direnç değil. Hedef 85.000, arada bir direnç var. Minör bir direnç diyelim, 82.000. 85.000 aralığındaki o boşluk kapanmak istenecektir. Bunun için de en ufak iyi haberler kullanılır. Cumhurbaşkanlığı seçimi risk mi? Değil. Yani orada çok yüksek bir gerginlik beklenmiyor. Eğer daha uzun vadeli bir gerginlik bekleniyorsa piyasalarda, genel seçimler hesap edilsin. İçeride Merkez Bankası bu şekildeki tutumunu devam ettiriyorsa, yurt dışı destekliyorsa bir anlamda piyasaları da, endeks için bu geri çekimlerin hepsi alım fırsatı. Kur tarafında yeni hiçbir durum yok. Yani yeni bir şeyden bahsedeceksek bu 2.15 seviyesinin üstü olabilir. Veya 2.11'in altına geldiğimiz noktada olabilir. Aradaki o bant hareketi 2.12-2.15 zaten uzun bir süredir devam eden bir hareket. Yeni bir durum yok. Bazen tansiyon çıkar, 2.13-2.14 olur. Gerileriz, 2.12 oluruz. Yeni bir durum söz konusu değil. Altın fiyatları belki arada zıplayıp geri çekilir. Ama orada da çok ciddi potansiyel yok. Görmüyoruz hala. Yani 1330 dolar aşılmadığı müddetçe alım için uygun değil bizim için, bize göre. Faiz arttırma sürecini düşünüyorsak, işte 2015'in ortası, başı, sonu bir yerde konuşuyorsak ve riskli varlıklarda, büyük borsalarda geri çekilme yoksa, anlamlı geri çekilme, altın için yaşananların hepsi, yükseliş anlamında söylüyorum, saman alevi gibi kalıyor. Orada da yani çok da anlamlı değil bu hareketler. Yani 1285'in altına inmediği sürece veya 1330'u geçmediği müddetçe aradaki yaşananlar her şey bir günlük, iki günlük hikayeler olarak kalıyor. Devamı gelmiyor bunun. Jeopolitik riskler diyoruz. O da çok fazla tutmuyor altına yükseliş anlamında. O yüzden ona da çok fazla şans veremiyoruz şu an için. Bono tarafı için ne düşünüyorsun? Orada dip herhalde 8 olacak. Gösterge tahvilde. Son faiz indirimi tam tersi bir hareketle gösterge tahvilde bir miktar yükseliş getirdi. Çünkü Merkez Bankası'nın da çok fazla bir alanı kalmadı. Enflasyonu indirme anlamında. O yüzden de şimdilik dibi eğer görürsek orayı 8 olarak göreceğiz. Ama 8'in altı mümkün mü? En fazla 7.5 olur diyoruz. 7.3'ün altı. Başka şeyler konuşuyor olmamız lazım. Oğuz Bey demiş ki negatif reel faize doğru yelken açmaya soyunuyor merkez. Katılır mısın? Evet öyleydi. Bundan birkaç sene önce 3 yıl kadar devam etmişti. Yine aynı döneme giriyoruz gibi gözüküyor. O peki bize nasıl bir tabloyu ortaya getirecek? Yani biz negatif faize bir noktada alışırız diyebiliriz. Yani parasını mevduatta tutan yatırımcı 3 yıl boyunca kazanç elde etmedi. Negatif bir kazanç var. Parasını kaybetti diyelim. Gene aynı döneme giriyor olacağız büyük ihtimalle. Çünkü enflasyonun hızlı bir şekilde düşmesini beklemek şu konjonktürde çok zor. Yani hem gıda fiyatları üzerinden dönemsel olarak diyelim etkiler var. Hem de arada bu jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını tetiklemesi riski var. Çünkü jeopolitik risklerin de ne olacağını bilmiyoruz. Nereden ne gelecek? Nerede bir patlama var? Nerede bir yeni bir saldırı var? Onu da öngörmek mümkün değil. O yüzden o tedirginlik kalır. Yani yaz boyunca kalır. O yüzden negatif getirilere hazır olmakta fayda var diyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyorum ben de. Güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. Güzel haberler alacağımız bir hafta sonu olsun diye de ekliyorum. Hızlıca gidiyorum Dubai'ye.